Günün sorusu, hafta başından bu yana olumsuz ayrışan Türk lirası ve hisse senetlerinin yurt dışı endekslerde BIST kapanışından sonra gerçekleşen toparlanmaya ne ölçüde tepki vereceği. Dünkü işlemlerde dolara karşı 7.25 seviyesine kadar zayıflayan Türk lirası, akşam saatlerinden itibaren güçlenerek 7.16 lira civarından işlem görüyor. Gelişmekte olan ülkeler kurlarına göre performansın bu sabah itibariyle yatay olduğu söylenebilir. Tekrar 1.40 seviyelerine yükselen Amerika 10 yıllık faizlerinin Powell'ın enflasyon endişelerini azaltan açıklamalarından sonra hisse senetlerini rahatsız etmediği, teknoloji hisselerinden döngüsel hisselere, özellikle uzun vadeli faiz oranlarından faydalanan bankalara rotasyonun devam ettiği görülmekte. Türk lirasında zayıflama ve makro risklerle ilgili artan endişelerin etkisiyle bankalar endeksi 200 günlük ortalaması olan 1372 seviyesinin altında 1360 civarında kapanış yaptı. Endeks, Türk lirası bazında Kasım ayından itibaren elde ettiği kazanımların yarısından fazlasını geri vermiş durumda. Bugün gelmesi beklenen tepkiyle 200 günlük ortalamasının üstünde kalıp kalmayacağı kritik olacak. Öte yandan BIST 100 endeksindeki kapanış 50 günlük ortalaması olan 1486 seviyesine oldukça yakın kapanış yaptı. Coca-Cola içi 2020 yıl sonu net kar rakamı beklentilerin altında kalırken, bugün Tekfen Holding ve Anadolu Efes'in yıl sonu finansallarını açıklaması bekleniyor. Coca-Cola'da olası negatif tepkilerin alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Makro tarafta haftalık menkul kıymet istatistikleri dışında bir haber akışı bulunmuyor. Maliye ve Ekonomi Bakanı, hazırlık aşamasında sona gelinen ekonomik reform paketinin Mart'ın ikinci haftasında açıklanacağını belirtti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.